Pençe Kaplan Harekatı, Libya ve Ankara'ya yürüyen baro başkanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemi değerlendirdi. Yazılı açıklama yapan MHP lideri, başarıyla süren Pençe Kaplan Harekatı'na hedef alanlara seslendi. Irak'ı pençesini alan etnik ve mezhebi çatışmalar hem Türkiye'yi hem de bölge barışını adeta mayınlamaktadır. Sınırlarımızın hemen dibinde ABD-Fransa müşahitliğinde yapılan gizli ve sinsi görüşmeler, temaslar ve diyaloglar sonucunda PKK ile Barzani unsurları arasında emel ve hedef birlikteliği sağlandığı anlaşılmaktadır. Türkiye ve tüm dünya yeni tip koronavirüs salgını ile uğraşırken sınırlarımızın paralel ve mücavir bölgelerinde yıkım müteahhitliğine heveslenmek, bölücü müzakerelere meyil etmek sakat ve skandal bir tertiptir. Bahçeli, PKK'nın Irak'ın Süleymaniye kentinde şehre indiğini, Kerkük'te Türkmen bayrağının indirilip PKK paçavralarının asıldığını hatırlattı. Libya'da da Türkiye'ye karşı konumlanan Fransa ve Mısır'a tepki gösterdi. Fransa dürüst ve samimi değildir. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de meşgul edip markajı almaya teşebbüs eden bu ülkenin sınırlarımızın dibinde fitne imaline girişmesi namertliktir. Dostluğunun yalan, müttefikliğinin ise olduğunu belgelemiştir. Bunlar oluyorken Mısır Cumhurbaşkanı'nın Libya'daki Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir beyanatı siyasi çözüm arayışlarını riske atmaktadır. Temennimiz Sisi'nin akılcı, sorumlu ve sağduyulu siyaset takibiyle birlikte provokasyonlara ve dış telkinlere kapalı durmasıdır. MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde Ankara'ya yürüyüş başlatan baro başkanları da vardı. Bugünkü ülke tablosunda bazı baroların güdümlü kaos yürüyüşü, terörist Demirtaş hakkında anayasa mahkemesince verilen hak ihlali kararı, sokakların karanlığında ikbal arayışları, CHP, HDP, İYİ Parti'nin tehlike saçan gayrimeşru politikaları dış kaynaklı tehditlere müsait ortam açmaktadır. Terör saldırıları durmuş ve bitmiş değildir. Ayrıca Irak ve Suriye'deki müessif ve müfsit olayların Türkiye'nin milli bekasına yansıması oldukça menfidir. Sınır ötesindeki usumet ve hıyanet zemini imha edilmeden terörün sadece ülke topraklarından kazını patılması, milli güvenliğimizi korumaya yetmeyecektir.